Göz nezlesi neden olur, nasıl tedavi edilir? Kaynak: Medicana Sağlık Grubu Sağlık Rehberi. Göz nezlesi nedir? Gözün beyaz kısmı ve göz kapaklarının iç yüzeyini örten şeffaf yapıdaki zar konjonktiva olarak adlandırılmaktadır. Konjonktivanın iltihaplanması ile konjonktivit, yani halk arasındaki adıyla göz nezlesi rahatsızlığı meydana gelmektedir. Göz gribi de denilebilen bu rahatsızlığa bakteri, viral ya da alerji sebep olabilmektedir. Bakteriyel göz nezlesi kontak lens kullanan kişilerde daha sık görülmektedir. Lensin aşınması ve süresi biten lenslerin kullanılması bakteriyel göz nezlesine neden olmaktadır. Bu göz nezlesi türü yanlış kullanılan göz kremleri, ilaçlar ve makyaj malzemeleriyle oluşabilmektedir. Viral göz nezlesi ise genellikle solunum yoluyla bulaşan nezle türüdür. Göz nezlesi olan ya da üst solunum yolu enfeksiyonu bulunan kişilerle yakın temasla bulaşan viral göz nezlesinin tedavisi için doktora başvurmak gerekmektedir. Göz nezlesinin en sık rastlanan türlerinden biri de alerjik göz nezlesidir. Genellikle ilkbaharda poleni alerjisi olan kişilerin yaşadığı bu nezle, göz damlası kullanan kişilerde de görülebilmektedir. Kullanılan damlaya alerjisi olan kişilerin karşılaştığı alerjik göz nezlesi bulaşıcı türden bir nezle değildir. Göz nezlesi her yaşta görülebilmektedir. Yaşlılarda ve çocuklardaki göz nezlesi genellikle bakteriyel olurken yetişkinlerde ise viral nedenlerden dolayı oluşmaktadır. Göz nezlesi her iki gözü birden etkileyen bir göz rahatsızlığıyken bazen tek gözde de görülebilmektedir. Tahriş, gözyaşı kanallarının tıkalı olması gibi sebeplerle bebeklerde de göz nezlesi oluşabilmektedir. Göz nezlesinin belirtileri. Bakteri, viral ve alerjik göz nezlesi türlerinin gösterdiği semptomlar değişebilmektedir. Ancak aşağıda yer alan belirtiler, göz nezlesinde görülen yaygın belirtiler arasında bulunmaktadır. Gözün beyaz kısmında veya göz kapağında kızarıklık, kaşınma, yanma hissi. Işığa karşı hassasiyet, bulanık görme, ağrı, aşırı sulanma, göz kapaklarının şişmesi, artan gözyaşı miktarı, kirpik üzerinde kabuklanma, uykudan sonra sarı akıntı. Göz nezlesi tedavisi. Gözler oldukça hassas organlardır. Bu yüzden de gözde oluşan bazı rahatsızlıkların belirtilerine dikkat etmek gerekmektedir. Geçirilen göz nezlesi basitse genellikle tedaviye ihtiyaç duyulmamaktadır. Kendiliğinden geçebileceği gibi ufak çözümler göz nezlesini tedavi edebilmektedir. Ancak ileri düzeyde göz nezlesi rahatsızlığı bulunanların doktora başvurması gerekmektedir. Damla, merhem, solüsyon gibi ilaçların yanı sıra antibiyotik kullanımı da tedavide tercih edilmektedir. Göz nezlesi tedavisi ciddiye alınmalıdır. Erken teşhisle göz nezlesi türüne göre tedaviye yön verilirken geç kalınmış tedavilerde gözde büyük sorunlar oluşabilmektedir. Göz nezlesi nasıl geçer? Bakteriyel, viral ya da alerjik göz nezlesinde ilaç tedavisinin yanı sıra göze dikkat ederek de göz nezlesini geçirmek mümkün olabilmektedir. İlaçları damlatmadan ya da sürmeden önce ellerin sık sık yıkanması gerekmektedir. Başkalarının kullandığı havlu, bez ve yastıklar kullanılmamalıdır. Göz nezlesi geçene kadar her gün yastık kılıfı değiştirilmelidir. Kontak lens kullananlar nezle geçene kadar lenslerini kullanmamalıdır. Enfeksiyonlu göz tek kullanımlık peçete ile silinmelidir. Enfeksiyonlu göz bant ya da bandajla kapatılmamalıdır. Varsa ev hayvanlarından uzak durulmalıdır. Göz makyajından uzak durulmalı ve makyaj malzemeleri başkaları ile paylaşılmamalıdır. Doktorun verdiği dozda damlalar ve kremler kullanılmalıdır. Bilgisayar ve cep telefonu gibi göz yorucu elektronik eşyalara uzun süre bakılmamalıdır. Tozlu, klimalı ve sigara dumanı olan yerlerde bulunulmamalıdır. Güneş ışınlarını direkt olarak almamak için güneş gözlüğü kullanılmalıdır. Havuza veya denize girilmemeli, girilme durumunda ise mutlaka deniz gözlüğü kullanılmalıdır. Alerjik göz nezlesi yaşayanların polen ve benzeri alerjen maddelerden uzak durması gerekmektedir. Göz nezlesi kaç günde geçer? Basit göz nezleleri birkaç günde geçebilmektedir. Doktor kontrolüne verilen solüsyon, damla ve krem gibi ilaçlarla 7 ila 10 gün içerisinde göz nezlesi tedavi edilebilmektedir. Göz nezlesi nasıl bulaşır?
Viral ve bakteriyel göz nezlesi bulaşıcıdır. Göz nezlesi öksürme ve hapşırma ile başkasına geçebilmektedir. Göze değen elin başka eşyalara temas etmesi ve enfeksiyonu yayması sebebiyle bu eşyalara dokunan kişilerde göz nezlesi kapabilmektedir. Bu yüzden de viral ve bakteriyel göz nezlesi olan kişiler sadece kendi eşyalarını kullanmalı, kalabalık ortamlardan uzak durmalıdırlar. Özellikle çocuklarda göz nezlesi dikkat etmemelerinden dolayı daha çabuk bulaşabilmektedir. Bu yüzden nezle geçene kadar çocukların okula gönderilmemesi ve diğer kişilerle yakınlık kurmaması gerekmektedir. Göz nezlesine ne iyi gelir? Doktorun vermiş olduğu ilaçların yanı sıra halk arasında da bilinen, herhangi bir zararı olmayan batma ve yanmaları azaltmak, ağrıyı dindirmek ve rahatlatmak için bazı doğal yöntemler de uygulanabilmektedir. Göz nezlesi için ne yapılmalı sorusuna cevap arayanlar, aşağıda yer alan pratik ve bitkisel yöntemleri de deneyebilir. Ancak bu yöntemler uygulanmadan önce mutlaka doktora danışılmalıdır. Ilık ya da soğuk kompres. Gözdeki şişkinliğin inmesi için ılık ya da soğuk kompres yapılabilir. Günde 3-4 defa havlu ya da bir bezi suda bekleterek gözün üstüne uygulanabilir. Bu yöntem gözlerde oluşan çapakları da temizler. Enfeksiyona değil alerjiye bağlı göz nezlesi bulunan kişilerin yapması tavsiye edilmektedir. Siyah çay. Göz nezlesi bulunanların aklına gelen ilk yöntem siyah çay kompresidir. Siyah çay kaşıntıyı aldığı gibi aynı zamanda virüslere karşı da etkilidir. Çay poşetine sıcak su dolu bir bardağı attıktan 5 dakika sonra çıkarmalı ve biraz soğumayı bırakılmalıdır. Yaklaşık 10 dakika boyunca çay poşeti gözün üzerine tutulur. Bu uygulama günde 2-3 defa yapılabilir. Patates. Patates, gözde oluşan kızarıklık ve şişkinliğe iyi gelen bir başka bitkisel üründür. Çiğ patatesler dilimler halinde kesilerek akşamları uyumadan önce ve sabah kalktıktan sonra göz kapaklarının üzerine konulabilir. Anne sütü. Anne sütü hekimler tarafından da kabul görülen bir şifa kaynağı olmaktadır. Özellikle küçük çocuklarda görülen göz nezlesinde de anne sütünden faydalanılabilir. 1-2 damla damlatılan anne sütüyle göz nezlesini daha hızlı geçirmek mümkün olabilmektedir. Tuzlu su. Dezenfekte ürünü olarak da kullanılan tuzlu suyu göz nezlesi içinde kullanmak mümkündür. Bir bardak içerisinde eritilen tuz daha sonra pamuk yardımıyla kompres olarak uygulanabilir. Elma sirkesi. Elma sirkesi de tuzlu su gibi enfeksiyonu önleyici ve dezenfekte özelliği bulunan bir üründür. Bir bardak suya damlatılan az miktarda elma sirkesi göz banyosu yaparak uygulanabilir.